Herkese merhaba arkadaşlar, ben Manoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sisse Yelkenler hikayemizin 2. sezon 11. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Kalenin üzerine siyah bayrak yükselir, ancak bu işin sadece yarısıdır. Şimdi askerlerin ve ölülerin peşinden kaçmak kalır. Evet. Bölüm 11. Maskeler düştü. Beklemiyor muydunuz? Ne? Hayır. Ama sen adadan nasıl çıkmayı başardın? Bu gemilerin geçmediği tanrıyla unutulmuş bir kum parçasıydı. Vazgeçemeyeceğim bir teklif aldım. Onun kimi yapabildiğini hayal ediyorum. Eski Kaptan Fia sanırım. Kanlı canlı. Sadece bir hainin kafasını çevirmek kaldı. Geçen sefer seni sorgulamadım. Ama bu sefer merhamet bekleme. Bunu çözmeme izin ver. Kaptan kılıcı çıkardı. Ben onunla ilgilenmene izin veriyorum, hallederim. İzin verelim. Teşekkür ederim. Her zaman dalgını sevgilisiyle Sebastian'la kılıçları çaprazlamayı hayal ettim. Uzun bir savaş olmayacak. Rio! Onların kılıçları çatıştı. Flint öfkeli ve sinsi bir savaşçıydı. Ama sonuçta korsan bir korsan olarak kaldı ve beceriksiz tarzı Sebastian'ın soylu becerisine karşı koyamadı. Vijih ve bıçak eski kaptanın göğsüne girdi. Uzun sürmedi. Kendinle gurur duyma. Hadi canım hadi. Ve sonra Filet'in cesedi havaya buharlaştı. Beklediğim gibi. Siz Santo Domingo'ya ulaştı. En kısa sürede buradan çıkmamız gerekiyor. Adelaide kaptanı daha önce hiç bu kadar heyecanlı görmemişti. Ömür boyu esir olmak istemiyorum. Kutsal, kutsal, kutsal. Rahaha! Şimdi ben hançerlere ve koşullara karşı yenilmez oldum. Saldırıda yeni takımım. Eveda! Bu bir hayaletti. Kötücül güçler. Kalan misafirler 3 kat güçte suya atlamaya başladı. Gerizekalılar. Evet. Bu bulaşık teknesini nihayet ele geçirmenin zamanı geldi. Zindanda bazı demirler buldum. Baraj gemilerini yavaşlatacaklar. Bah bah bah. Diego'nun gemileri neler olduğunu anlamadan önce... Mucu. Zincirli çekirdekler yelkenli silahlanmalarını parçalayarak... Düşman gemilerini topal su aygırlarına dönüştürerek. Ben dümene geçiyorum. Gel kendini yükselt. Tamam. Şık elbise kabarık eteklerle kesildi en uygun kıyafet değildi. Ama adrenalin tavan yaptı ve topuklarıyla tıklayarak Adelaide halatları çekmeye ve düğümleri çözmek için deli gibi koştu. Tüm rıhtım bağlarını çözün. Denize çıkıyoruz. Ve Carleon yavaş olsa da limanı terk etti. Yanlış bir şeyler oluyor. Hemen tekneye binin ve gemiyi takip edin. Tüm misafirleri yakalayın ve gemiye binişe götürün. O kadar hızlı değil. Eski esir iskeleye bir yağ lambası attı. Çin. Hadi bakalım. Cam kırıldı ve yanan yağ tekneleri kapladı. Davranışlarınız gemiyi hasardan kurtardı. Güzel. Artık kimseyi hapse atmayacaksınız. Neyse ki korsanlar için gemi uzaklaşmaya başladı ve hiçbir tekne onlara yetişemedi. Güzel. Hesaplamalara göre zaten demirleme vermek zorunda kaldılar. Kesinlikle onlara karşı yüzmeliyiz. Komut olmadan gemi fıçıdaki bir balık gibi olacak. Hızlı dalalım. Güvertede bir mürettebata ihtiyacımız var. Mürettebatın geri kalanı önceden hazırlanmış bir tekneye yüklenmeye başladı. Çekemiyoruz. Bu muhteşem gemide olmak için acele edelim. Takım sorunsuz bir şekilde dalış yapmaya ve Santo Domingo'nun sisli limanına gitmeyi başardı. Yön bulmak için sadece güvert açıkları vardı. Ve 3 gemiden birinin karlını ateşlemek için pozisyona girdiği göründü. Ama takım zamanında geldi. Şehirden hiçbiri onları ele vermedi. İyi.
Gemiye hoş geldiniz. Davranışlarınız gemiyi hasardan kurtardı. Tamam. Ve sonra takım dedikleri gibi gemiyi içinden incelemeye başardı. Böyle bir geminin lastikçisi olmak benim için bir onurdur. Bu kadar lüksten başım dönüyor. Ne kadar lezzetli kokuyor. Böyle bir gemiyle ne işler yapacağız? Güverteyi tekrar ayağının altında hissetmek ne güzel. Sizi gördüğüme sevindim. Yelkenleri yükselt. Hepsini yukarı çıkartın. Zafer çemberi yaparak papağan kızın omzuna oturdu. Hadi kaptan. Ve şimdi. Hadi. Bekle. Şu anda Zafer adlı bir gemideyiz. Bu adı gemiye Diego verdi. Ve o sadece Diego'yu dinleyecek. Gemiye yeni bir isim vermeliyiz. Ah sen yaşlı batıl inançlı moruk. Sence bu doğru zaman mı? Bu batıl inanç değil, bu bir deniz yasası. Eğer ona yeni bir isim vermezsek o zaman kesinlikle dibine gideceğiz. Ne olsun geminin adı? Bilmiyorum. İlk şeylerin ismi olsun. İlk gemilerin ismi. Bir de iki olsun. İlk kırlangıç iki. Bu eylem korsanlar arasında itibarınızı arttırdı. Tamam. İlk kırlangıç iki. Mükemmel. Şimdi bu gemi ilk kırlangıç iki olarak adlandırıldı. Şimdi yüzebilir miyiz? İlk kırlangıç iki yola çıkıyor. Gemi canlandı. Sebastian ve Adelaide dümende durdu. Keskin dönüşler için böyle büyük bir direksiyon simidinin 4 el ile döndürülmesi ve tutulması gerekiyordu. Bobby direkler üzerinde arma ayarlayarak koşuyordu. Shimus, William'la birlikte güvertede halat çekme işine ona yardım ediyordu. Chris ve Jackie de güverte silahlarını ele geçirdi. Geminin büyük boyutlarına rağmen güçlü yelken donanması sayesinde oluş hızlı hareket etti. Bir anda koruma gemileri çok yakındı. Siz denizcilerin güvertede koşturmalarını ve kalbinin hedef alan top ağızlarını önleyecek kadar yoğun değildi. Zafer neden gemileri bombalamaya başladı? Özellikle İngiliz isyan ettiğinde. Üstelik limanda bir korsan gemisi dolaşırken. Juan dürbünden baktı. Bu pislikleri tanıyorum. Don Diego tehlikede. Ateş açın. Ama güçlü değil. Vali hala gemide olabilir. Direği nişan al. Neyse, ateş. Geçemeyiz. Çok başarılı bir şekilde ayağa kondular. Daha fazla toplarımız var. Neden onları vurmuyoruz? Sadece iki topçumuz var. Kaç tane top olursa olsun önemli bir vuruş veremeyiz. O zaman vuruş için hazırlanıyoruz, yıkarak gireceğiz. Vuruş için hazırlanıyoruz diyelim. Darbeye hazır olun. Bırak uçsun. Takım kim nereden olursa tutunmaya çalıştı. Bah bah bah. Geminin bütünlüğü bozuldu. Dayanıklılık 9, 10'da 9. Ha! Yapay güverte bile delinmedi. Tamam, geçtik. Ve Juan'a sadece Carlo'nun hızı ekleden kış tarafını izlemeye kaldı. Bu mu hasar almamış hali? Madem bizi tamamen açığa çıkardılar, daha uygun bir bayrağı yükseltme zamanı geldi mi? Bizde böyle bir şey var mı? Zamanımı boş harcamadım. Christine koynundan siyah şerit çekmeye başladı. Elbette. Bayrağı yükselt. Kemik ve çelik, kum saati, deniz kızı, manta, neşeli roger, kırık kalp, siyah haç, Lamort, deniz canavarı, şeytanla bir arada, kafatası. Evet, bunu şey yapmışız. Korsan itibarı veriyordu galiba bu. Bu eylem korsanlar arasında itibarınızı arttırdı. Tamam, ona bütün takımla oluşturduk. Ne kadar tartıştığımızı bilemezsin. Tüm korsan kurallarına göre. Benden gizli mi? Sürpriz olsun istedik. Memnun musun? Hem de nasıl?
Bu bayrak altında korsanların en büyüğü yürüdü. 2000 gemi soyuldu. Ve bazı kaptanlar ve denizciler ve bugüne kadar bu anı onurla hatırlarlar. Ne oldu? Bu bayrak altında kariyerime başladım. Pekala, ama biz şimdi kesin korsanlar. Ve geri dönüş yok. Geriye bakmak istemiyorum zaten. Buna değerdi. Kabul edilemez. Ne isterseniz yapın ama ateş açın. Güvertede yürüyen her şeyi kurşunla süpürün. Hani Don Diego orada tehlikedeydi, dikkat ettin diyordu. O kadar hızlı değil. Kargaşayı kullanarak Morse, Juan'ın gemisine yaklaştı. Korsan mıyız yoksa? Kaptanı koruyun. Saldırıya hazır olun. Bu bulaşık teknesini dağıtalım. Bulaşık teknesi? Korsanlar mı? Emri iptal et. Tüm güçler bu çöp kutusuna atılsın. Yem kokusu alıyorum. Ve bu pudralı züppeden hoşlanmıyorum. Karaciğerinin ne renk olduğunu görmek istiyorum. Sadece bu güzelliğe bak. Adelaide gerçekten ne yapacağını biliyor. Bunu söyleyeceğime sanmıyordum. Ama kız mükemmel bir kaptan çıktı. Oyunda çek çamımlara değerdi. Biliyorum tatlım. Elmaslar sağ olsun. Elmaslarım sağ olsun. Adelaide yapay güvertenin üzerine tam boy doğruldu. Limanı çoktan terk ettik ve... Bah, plop. Çekirdek gemiye çok yakın düştü. Başka bir gemi mi? Diego düşündüğümden daha zekiydi. Pusu gemisini cephenin arkasına sakladı. Hafif fırıktayın kesişmeye hızla hareket ediyordu. Seni bir esas alayım. Ay alamadım. Evet. Daha neler? Kalyon ve fırıktayın arasında bir İngiliz gemisi kondu. Bah bah bah. Bu darbeye daha dayanacağız. Hepsi sol tarafa. Kaptan dümeni bırakıp top galerisine... Ne? Ne dedi? Neyse. Bebeğim. Evet kaptan. Bu kapı ateşle dökmeliyiz. Komuta. Emredersiniz kaptan. Zorlukla yetişen, çünkü topuklar elbise basamaklardan kaçmaya çok engelledi. Adelaide topa doğru koştu. Üçüncü pozisyonu aldı. Tüm takım koşulsuz olarak toplarda duruyordu. Emrimi dinle. Topları şarj edin. Küçük bir torba barut ile topun ağzına gitti. Barut çubuğu. Adelaide paspasla bile çalışmıyordu ve uzun bir barut çubuğu biraz zorlukla neden oldu. Kız çuvalı itmek için tüm ağırlığıyla eğildi. Ah! Çok fazla eğilme. Sonra namlu yıkaracak. Sana yardım edeceğim. Barut ile hassas olmak gerekir. Bir balina sılıyorsun gibi. Çekirdek. Ağır dökme demir taslak neredeyse Adelaide'nin parmaklarından kayıyordu. Topları kırın. Kimse doğru donanıma sahip olmadığından herkes eline gelen her şeyi kullandı. Kaptan kılıçla topu ateşleme deliğinden sapladı. Chris bıçakla bıçakladı. Bir şeyim yok. Ben yardım edeceğim. Dövüş kılıcı çok genişti ama Adelaide çuvalı delmeye başardı. Topları hazırla. Kim meşaleyi yakaladı? Kim lambayı kırdı? Yakala. Adam Adelaide'ye yanan bir ip attı. İlk ateş. Bekle ütüle bekliyorduk burada. Bah! Kaptan ateşini yaptı. İkinci ateş. Yine bekliyorduk. Bah! William ateşini yaptı. Üçüncü ateş. Evet ateş. Ütüle. Bah! Sonra Shimus, Lou, Chris, Bobby ve Jack ateş ettiler. Bah 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 bah. Kesintisiz bombalama büyük fitilalardan oluşan Frank Tane'in bütün üst yapısını süpürdü. Düşman gemisinde yangın başladı. Başardık. Şimdi de gidiyoruz. Ve böylece son düşman çok geride kaldı. Ve önünde sadece sağlam bir sis duvarı vardı. Pekala, hadi tuzağıma gelin küçük farelerim. Artık sese girmeyeceğim. Sihir gösterme zamanı geldi hanımefendi. Tabii ki.
Kız gizli yüzüğü için dekoltesine girdi. Doğru. Oraya koymuştu ya. Ra! Sen düğümleri kötü arıyorsun aşkım. Diego bakışları Adelaide'nin göğsüne indi. Ama belli ki onun yuvarlak... onun göğüslerine değil, aile yüzüğüne. Bu gerçek büyü yüzüğü. Ailenin şu armağan hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ve bir şey fark etmeden o tüm güverteden Adelaide'ye doğru koştu. Takım silahlarını yükseltmeye bile zamanı yoktu. Gir artık. Acele nedeniyle kızın elleri titredi. Çin. Yüzük güverteye düştü. Hayır. Evet. Geçemezsin. Göreceğiz. Bam. Diego Bobby'nin yüzüne vurdu. O da parmaklıklara vuruştu. Burnum. Şimdi kılıcını aldım. Nereye? Sinus Diego'ya atladı ama... Çin çin vij. Aa! Beyaz gömlekte kan belirdi. Yoldan çekil yaşlı adam. Sarsınan Lostro masaya düşürerek yere yığıldı. Şimus. Çocuk Şimus'un yarısını sarsmak için acele etti. Nerede o ya? Bah. Çizmeyle yan tarafında bir tekme Adelaide'yi geri attı. İşte burada. O benim. Ona izin vermeyin. Çok geç. Buradan canlı çıkamayacaksın. Sizinle kılıçları çaprazlamaktan mutluluk duyarım tekrar. Ama Plop, sihir yeteneğini kaybettin. Sevinç elinde yüzüğü sıktı ve o denize atıldı. Artık sana hizmet etmiyoruz. Ha 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 ha. Ve ne? Sihir olmaz mı? Ve sonra Adelaide görünüşü önemsiz bir şey hatırladı. Bunu size bir hediye olarak sunuyoruz. Teşekkürler. Bu bir para. Bu kelimenin anlamını tam olarak anlamadım. Altını dekorasyon olarak kullanıyoruz. Bu bir şamanların her büyük toplantısına bastığımız bir madalya. Bu büyük bir onur. Korkarım kabileniz bunu anlayamayabilir. Genel olarak tuhaf bir toplumunuz var. İnsanların bildiği yerler, en güzel şeyin altın tuğlu olduğu bilmek üzücü. En kötü metal. Çok yumuşak, sadece mücevherlere uygun. Adelaide parayı eline sıkarak gözlerini kapattı ve o eski geçmişe giden yolu zihinsel olarak açmaya çalıştı. İnsanlar ruhlarla barış içindeyken kızın vücuduna alışmış sıcaklık geldi. Muhtemelen son kez. Yanağından gözyaşı aktı. Bana daha hizmet edeceksiniz. Ve burada derinliklerden bir gölge yükselir. Sizin içine kocaman bir manta girdi. Ondan sonra ayrılan sisten bir kanal oluştu. Bir mucize meydana gelir gelmez, Adelaide paranın gücünün buharlaştığını hissetti. Şimdi basılmış bir altın parçasından başka bir şey değildi. Bu benim son büyüm. Siz kapanmadan acele etmeliyiz. Hadi, kanala doğru. Adelaide hemen hazine adasında talihsiz yolculuğunu hatırladı. Ve daha sonra Mors, mürettebatının karşılaştığı sorunlar ve karanlık duygunu terk etmedi. Korkunç bir şey olacağını biliyordu. Adelaide. Evet. Ben de senin için bir şey var. Ailen sana bir şey vermemi istedi. Ve sen bunu sakladın. Onlar sana bunu kendi memleketimizin kıyısından ayrıldığımıza vermemi istedi. Adelaide nefesini tutarak zarfa açtı. Eğer bunu okuyorsan planın başarılı demektir. Bu konuda çok mutluyuz. Yine de kendi yerel limanına dönmeni beklemesek bile. Senden istediğimiz tek şey dikkatli olmak ve belaya girmemek. Ve sorun ne olursa olsun sen mutlu olacaksın. Sebastian iyi bir koca olacak. Eğer evde uzakta evlenirseniz bil ki rızamızı aldınız. Teşekkürler baba ve anne. 16 kişi ölü sandığında. Yohoho ve bir şişe rom. İç ve şeytan seni sonuna kadar götürecek. Sen ne diyorsun? Bu onun en sevdiği şarkı. Kimin? Merhaba. Ah, beni korkuttunuz. Sizi tekrar görmeme çok sevindim. Çok yoğun bir sis.
Sen çok yakındın. İşte görmeye karar verdim. Siz burada uzun süreliğine mi? Bilmiyorum. Elsa salayım seni. Sanmıyorum. Her şey yolunda mı? Şey... Derseniz hayatımı birkaç kez kurtardı. Bu iyi. Gençlerin eskrimi unutacağını biliyordum. İşte kalbini kaçırdım. Bu denizlerin en büyüğü. Vay canına. Aferin. Ve ben... Artık büyü sahibi değilim. Nasıl? Bu alçak Diego, o... Yüzüğümü çaldı. Fuh, ben de korkmaya başladım. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Size karşı güçsüz kaldım. Ah, canım benim. Büyü yüzükte yaşamıyor. Yüzük sadece senin içinde olan yeteneği açmaya yardım etti. Asıl sihir kalbinde ve ruhunda yatıyor. Ama ben onu hiç hissetmedim. Büyünün vücuduna nasıl nüfuz ettiğini zaten hissettin. Ve sen bu güçleri yeniden dizginleyebilirsin. Er ya da geç. Eh, hala hayatta olsaydım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Devam ediyorum. Gitmeliyim. Ölülere yaşayanlar arasında yer yok. Tekrar görüşecek miyiz? Bilmiyorum. Öğretmen, kalın. Sizi gördüğüme sevindim. Tabii ki kalın. Çok işimize yarıyor. Ben yapamam. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Kurallara göre değil. Peki bu hayaletlere sahip olduğu evler ve gemiler? Bunun iyi olduğunu kim söyledi? Şimdi tam anlamıyla yeni Armageddon'un ortasında yüzüyoruz. Şeytan bilir gelecekte ne olacağını. Dünyanın bu bölgesinde ve hatta tüm dünyada ne olacak? Daha önce hiç kimsenin savaşmadığı kötülüklerle karşı karşıyayız. Böyle bir anda kuralları kim umursar? Ve eğer başaramazsak sonunda ne olacağını bile bilmiyorum. Ama ben tahmin edebiliyorum. Eh, bunun bedelini ileride ödeyeceğim. Öte yandan zaten çok fazla sorun yaptım. Ama uyarıyorum. Söyleyemeyeceğim şeyler var. Hayali yapıştırı benim için yeterli. Hayali. Zamanım tükeniyor galiba. Kalmayı kabul ettin. Eğer bu kadar basit olsaydı. Gemiye bağlamalıyım. Bunu nasıl yapacağım? Ah evet, sana bunu öğretmedim. Bunun için senin kanın gerekir. Adelaide bıçağı aldı. Ve oldukça fazla. Kız tereddüt deliline baktı. Acele et. Biji. Hızlı bir harekette sol avucunu kesti. İlk anlarda kesimin yeterince derin olmadığı görülüyordu. Ama burada ilk damlalar belirdi. Ve sonra kırmızı şerit elinin üzerinde akıyordu. Etrafında bir çember çiz. Şur şur şur. Ve şimdi gerçek sihrini bulmanın zamanı geldi. Adelaide gözlerini kapattı ve kendini içine çekti. Her şey boş. Siyah bir duvar gibi. Bu son şansın. Ben kendime kızgınım, size ihtiyacım var. Kendime kızgınım diyelim. Kırgınım. Zayıflığım için. Her şeyi kontrol edemediğim için. Hata yaptığım için. Ama ben daha güçlü olacağım. Kısa bir süreliğine büyünün parıltısını hissetti. Ritüel sona erdi. Şimdi Panzo geminize eşlik edecek. Tamam. Şimdi sizinle yüzeceğim. Eh, eski günleri salla. Sağ tarafta. Ne? Ne oldu be? Biri mi geliyor? Sisin içinden yarı ayrılıştırılmış bir geminin silüeti ortaya çıkmaya başladı. Yolda karşılaşacağımız kaç tane gemi daha var? Sadece yüzmek için. Şekiller netleşmeye başladı. Bakayım. Bunlar mı? Ne emredersiniz? Gemiye. Deniz tabanını ve ölü adamın sağlığını terk etmek istiyorsanız, inanın bu kısa bir yol. Ben senin ezeli düşmanın olacağım. Ben... Fare yavrusu da mı burada? Tamam mı sümüklü Chris ama sen... Hey! Şey, böyle bir şey. Şimdi Adelaide benim kaptanım. Cehenneme. Hala intikam istiyor musun? Umurumda değilsin. Ama biri var, insan. Kim kaybetmekten hoşlanmaz. Ve başını istiyor. Kayganlık.
Peki patronu bu işletmeyi biliyor mu? Toprağı tekrar çiğnemeyebilirsem kahretsin, ne fark eder ki? Katliam başlasın. Eveda! Ve bıçakları çaldı. Yok artık, hayır. Bu gemiyi kaybetmeyeceğim. Bıçağı çekip Adelaide Flint'e koştu. Artık daha güçlüyüm. Hepinizden daha güçlüyüm. Şimdi çirkin görünsem bile, sanki önceden çok yakışıklı görünüyordum da, şimdi çirkin görünüyormuş. Ama ben ölümsüzüm ve içimde 20 erkeğin gücü var. Güç burada önemli değil. Geçen sefer de beni yenemedin. Becerilerimi biraz geliştirdim. Bir burada güç önemli değil. Filip gerçekten çok güçlü oldu. Ama Dextreza'nın özelliği, Panzon'un okulu, tam olarak düşmanın gücünün önemli olmadığıydı. Vijih vijih vijih. Ama kızın dehşeti karşısında gerçekten yenilmezdi. Yakalandın. Adelaide düşmanın kılıcını çok yoğunlaştı ve onun serbest elini gözden kaçırdı. Öyle bir kavramayla bileğini tuttu. Ah! Kız derinliklerin tüm soğukluğunun onu dokunuşunda hissetti. Mezar karanlığı vücudunu izler bırakarak damarlarından akmaya başladı. Kalıyor sadece çekinmek, yeni bir teknik ile gel. Tabii güç yolunda olmadığımız için bunu söyleyeceğiz. Ama bundan sonra diplomasıyla alakalı bir seçenek daha geliyor. Al sana. Vijih. Bıçak Flint'in parmaklarını kesti. Ancak kaşına bile oynatmadı. Sadece elinden yeni parmakların nasıl büyüdüğünü merakla izliyordu. Bunu hayretle izleyerek Adelaide güverte derinliklerine çekinmeye başladı. Bundan bahsetmiştim. Aaa! Ölüm penisinin bu ölümcül ağlamasından tahtalar kurumaya ve çatlamaya başladı. Geminin bütünlüğü bozuldu. Dayanıklılık 10'da 8. Hiç iyi değilim. Sadece geminin kendisi çökmeye başladı. Ama güvertedeki her canlıdan hayat yavaş çakmaya başladı. Adelaide güverteye baktıktan sonra böyle küçük bir ekibin ölülerin saldırısına zorlukla baş edebileceğini fark etti. Herkes, Lou dahil, mükemmel bir dövüşçüydü ama ölüler çok fazla oldu. Bu yaratık burnuma takıldı. Ah lanet olsun. Ölüler şapkayı çekip Jackie'nin kulağından yüzüğü çıkarmaya başardılar. Emir veriyorum, evet. Alt güverteye inin, ölüler beni dinleyin. Ölülere beni dinleyin diyelim. Sen mükemmel bir diplomatsın. Tamam. Gerçek kaptanını tanıyorum. Bir halt bilmiyorsun. O zalim, kana susamış ve sorumlu. Ve hizmet için ona ihanet ettiğinize inanmıyorum. Bir çeşit palavra için. Biliyorum, sizi kandırdılar. Gerçek kaptanınızın canlının herkesin ölmesini istiyor. Ama anladığıma göre benim ölmemi istemiyor. Ve eminim bunun için bir nedeni vardır. Yeminlerinizi ihanet etmeye hazır mısınız? Planları bozmak ve bundan sonra kurtuluşa güvenmek. Benden bahsetmene sevindim. Philip van der Deken, uçan Hollandalı kaptanı. Flint, bu bir isyan. Senin işin değil. David Jones ile bir anlaşmanız vardı. Peki beni nereye getirdi? Ben bir kral gibi yaşamak istiyorum. Şey gibi çürümeye değil. Ölü kaptan Adelaide'ye omuzun üzerinden baktı. Eğer sizin ayrılmayı başarırsanız sana borcumu ödendiğini düşün. Ve şimdi ölülerin donmuş kılıbığına döndü. Sözüne sadık olan herkes, kimse gökyüzüne dolu yıldızlar ve elmaslarla göremeyecek deniz içine kadar. Nöbetiniz henüz bitmedi. Bana bir kaçamak sözü verdiler, beni takip et. Bize sadece lazım onu. Çok daha büyük bir plan için deniz şeytanı hizmet ediyorum. Ve onun için son şamanın kızına ihtiyacım olacak. Canlı. Hadi al sana. Ve iki kaptan kavgada birleşti. Ve ölüler Flint'in gemisine sürünmeye başladı. Kaybedecek zaman yok. Kimse ne olduğunu anlayana kadar devam edin. İlk kırlangıç 2 size geride bırakarak ilerledi. Kurtulduk mu? Öyle görünüyor. Kimi bulduğuma bakın. Vah 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 vah. Kaçak. Panik başladığında saklandım. Bayrak direğinde siyah bir bayrak görüyorum. Hepimiz korsanların kaçaklara ne yaptığını biliyoruz. Ama bu kutsal baba. Peki sen de Daniel misin? Dine küfrettiğim için beni vurmaya? Kim? Çok dinler bir Fransız korsan.
Bir gün pederin ayını bitirmesini engellediği için denizcinin yüzüne vurdu. Ürkütücü bir hikaye. Benim adım William, Daniel değil ama ben... Tıkla. İşini tekrarlamaya hazırım. Bekle. Ona bir söz verebilir miyiz? Dikkatinizle onur duyuyorum. Ve tam sizinle konuşmak istiyordum. Ne konuşacaksın benimle? Aslında güvertede kaldığım için mutluyum. Beni korkunç bir hatadan koruduğunuz için minnettarım. Ailenle konuştuktan sonra bu evliliği kesinlikle onaylamayacaklarını anladım. Neredeyse canavarca bir suçun parçası olacaktım. En derin bağışlamayı istiyorum. Peder, ne olur kendinizi suçlamayın. Ben kimsenin bilmediği gibi bu dünyada en güçlü olanları diğer insanların kararlarını ne kadar etkileyebileceğini. Teşekkür ederim. Ruhumdan bir taş düştü. Teşekkür ederim. Şimdi yükümü taşıyabilirim ve Diego'yu doğru yola yönlendirmeye çalışabilirim. Görmediğim bir şey var. Bu konuda başarılı olmanızı. Haklısınız ama su taşı keskinleştirir. Eminim Don Diego'nun kafası karışmış ve er ya da geç doğru yolu seçmediğini ve tövbe etmesi gerektiğini anlayacaktır. Ve bütün takım gülmeye başladı. Ne gülüyorsunuz? Ben çok ciddiyim. Bu kutsal baba inancında güçlü. Ama onunla ne yapacağız? Biz onu esir alalım. Şimdi peder takımınızın bir üyesidir. Bazı sebeplerden ötürü ölüler ve siz ona dokunmadı. Sihrimi kaybettiğimi düşününce bu bizim için fayda olmayacak. Peki onu kim besleyecek? Alt kattaki ziyafeti gördün mü? Evet ve bir şey bana Diego'nun dönüşünden memnun olmayacağını söylüyor. Teşekkür ederim. Ben gerçekten daha çok sizin ruhunuzla ilgilenmek istiyorum. Ne kadar Diego'nun. Onu ben bile koşabileceğimden emin değilim. Polundra! Sis geliyor. Fine mi? Adelaide arkasına bir bakış attı. Sis canlı gibiydi ve dokunuşlarıyla Kayon'u sardı. Herkesi yukarı! Bu arada... Tüt! Deniz suyu. Daha iyi olamaz. Diego elini uzattı ve fenerler ışığında antik çağların kutsal emaresini incelemeye başladı. Ah sevgili valim, sizi gerçekten çok üşümüşsünüz. Sizi ısıtmama izin verin. Reddetmeyeceğim. Planınız başarılı geçti. O ben başarılı bir müttefik buldum. İyi şanslar ona eşlik etmeye devam etsin. Fuf fuf. Ve şimdi kaderini kabul etmeye hazır mısın? Asla. Tekrar nefes alacağım, sarhoş olacağım, kadın sıcaklığını hissedeceğim. O zaman bana başka seçenek bırakmıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.